eğitimde işe girmede sizce gençler için fırsat eşitliği var mı? Aa, yok. Yok. Hayır, bence yok. Kesinlikle yok. Yok. Hiç yok. Bu özel sektörde iş bulabilmek için sence torpil mi ön planda olmalı yoksa yetenek mi? Torpil önemli. Bence şu an torpil. Torpil çok var. Torpil. Torpil? Yok yani, bana göre yok. Peki neden yok? Ya ülkede hem ekonomik olarak hem yani çoğu konuda sıkıntılı bizim ülke yani şu anda. Çok kötü. Aşırı kötü. Hiç bize değer vermiyorlar. Ben şu an boştayım. 10. sınıf terkim. Okumak hiç istemiyorum. Benim arkadaşım var, üniversite mezunu. Burger King'de patates yapıyor. Böyle bir şey olamaz. Çok kötü. Ben gerçekten bu iktidar inşallah değişecek. 2023'ü bekliyoruz biz de. Allah'ın izniyle onlar gittikten sonra daha güzel bir gelecek bizi bekliyor diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz vallahi. Görüyorsunuz, boş boş geziyoruz burada. Bak hiçbir şey yok. İş bulamıyoruz, hiçbir şey yok. Ne yapalım biz şimdi? Hırsızlık yapsak cezaevine gireceğiz. Onu yapsak, bunu yapsak biz bunlara sürükleniyoruz. Sonra da diyorlar ülkede suç şeyi kalkar. Tabii kalkar. Ben ne yapayım şimdi? Benim sigaram yok. Ben şimdi ne yapacağım? Ben parayı nasıl bulayım? Adam geliyor bana diyor ki kardeşim şu işi yapsana 200 lira vereyim. Kolay para ama sıkıntılı. Şimdi bir yere gidiyorsun, asgari ücret. Adam diyor ki sana 80 lira vereyim, 12 saat çalış. Ben niye 12 saat çalışayım? Ben giderim onu yaparım. Normal çalışma süresi bile o kadar değil. Şimdi işletmeye de güzel bir para kalmıyor. Vergiler yüksek. İşletme de mecbur sana daha az veriyor ve çalışma saatini de uzatıyor. Ya Suriyeliler bizden daha değerli ya. Vallahi Suriyeliler bizden daha değerli. Ben bugün Suriyeliyle beni bir tutuyor ya. Ben Türk'üm ya. Ben Suriyeliyle beni niye bir tutuyorsun? Suriyeliye gidiyor, para veriyor, onu sağlıyor, bunu sağlıyor. Benim bugün sigortam yok. Babam diyor ki kafan kopsun diyor, beni arama diyor. Hastanede para isteyecekler. Ben şimdi ne yapayım? Suriyelisin sigortası var. Bu haksızlık. Ben şu an hasta oluyorum, hastaneye gidemiyorum. Niye sigortam yok? Bir soruma 300 lira para istiyor. Ben ne yapayım? Öleyim mi şimdi? Sonra gençlerimiz ölüyor. Tabii ölürsen. Benim sigortam yok daha, sağlık. Hiçbir şu an benim garantim yok. Ben bir yerde ölü bulunacağım belki. Atacaklar bir şey kullanmış, öyle olmuş, böyle olmuş. Demeyecekler hasta olamadı, sigortası yok diye hastaneye gidemedi. Bitirdiler bizi ya. Ya şimdi lanet olsun böyle sisteme ya. Haykırmak istiyorum şu an. Böyle bir şey olmaz. Vallahi bir şeyler söyleyeceğim. Silivri'ye gönderecekler beni. O yüzden söylemek istemiyorum. Konuşulmuyor da şu anda, öyle söyle. Hani hiç fikir yani, özgürlüğü de yok. Hani ağzımızı açıp güzel bir şekilde konuşamıyoruz veya tepkimizi gösteremiyoruz. Şimdi gösterdik mi direkt tehdit ediliyoruz. Neyle? Cezaeviyle. Ben de gençliğimi düşünüyorum. Hani ben bu yaşımda cezaevine düşersem ne yapacağım? Normal hayat şartları da belli. İyi güzel yaşıyormuş gibi gözüküyoruz ama yaşamıyoruz yani. İyi bir standartta yaşam hakkımız yok yani şu anda kendi ülkemize. Yani ben öğretmenim. Doğudaki öğrenciyle İstanbul'daki öğrencinin girdiği sınav adil midir? Oranın koşullarıyla buranın koşulları kıyas bile edilemez yani. Türkiye'nin 100 yıldır bütün sınavları hileli, eğitim sistemi tahrif edilmiş, tarihi tahrif edilmiş, her şeyle oynanmış. Bütün iktidarlar da bunun bilincinde ama milleti ters kale yatırıyorlar. Hayır, bence yok. Çünkü bazıları KPSS'de düşük puan çıkarsa da güzel yerlere yerleşebiliyor yani. Ama daha yüksek puanlar çıkaran tanıdığı olmadığı için yani daha kötü yerlerde olabiliyor. Fırsat eşitliği yok. O yüzden insanlar okumak istemiyor. Yani okusa da bir yere geleceğini veya okumak için o kadar para harcıyoruz, dershanelere falan gidiyoruz. Ne olacağımız belli değil yani. O kadar. Peki sizce özel sektörde iş bulabilmek için hangisi daha çok ön planda? Torpil mi yoksa yetenek mi? Bence şu an torpil ama ileriye dönük yetenek olur. Çünkü ülkemiz gerçekten çok güzel, kaliteli. Yani eğitimle işe girmede bence yok. Çünkü torpil çok var. Bence. Peki özel sektörde iş bulabilmek için torpil mi ön planda olmalı, yetenek mi? Bence yetenek olmalı ama genelde torpil ön planda oluyor. Hiç yok. Mesela aynı konumda zengin bir ailenin çocuğu, atıyorum babasının şirketinde işte sahibi oluyor. Ben ne yapayım bu durumda? Beni orada işe bile almazlar. Şimdi bir kere eğitimde bile yokken zaten işte hiç olmaz. Önce eğitimde fırsat eşitliliği kaldırılmalı, işte yapılmalı. Ondan sonra işte düzelir bence. Peki sizce özel sektörde iş bulabilmek için hangisi daha çok ön planda? Yani yetenek mi yoksa torpil mi? Torpil. Artık milletin çektiği sıkıntıların azabı, acısı yıldızlara kadar çıkıyor. Bunlar ne zaman milleti işleyecekler? Ne zaman bu gençliğe,
bu insanlara yön verecekler? Bence yok. Nedenini söyleyeyim. Çünkü mezun olanlar çoğu genelde mezun oldukları bölümde çalışmadıkları için genellikle torpilli işe döndüğü için bence fırsat eşitliği yok. Özel sektörde iş bulabilmek için hangisi daha çok gerekli? Torpil mi? Yani daha çok ön planda torpil mi? Yoksa yetenek mi? Bence yetenek. Torpille alakası yok. Torpil bir yere kadar işleyebiliyor artık. Bir zamandan sonra artık kendi yeteneğine kalan bir iş. Bu iş futbolda da böyledir. Her yerde böyledir. Seni sadece torpil oraya kadar seni götürür. Oradan sonra seni orada, senin yeteneklerini tutar. Vallahi bana göre yok ya. Torpilli olan giriyor, torpilli olmayan girmiyor bana göre. Yok, kesinlikle yok. Eğitim, ya ülkemizde çok zor. Öğrenciler olarak çok zorlanıyoruz eğitimde. Yeterince gençlere destek verilmiyor kesinlikle. Peki özel sektörde iş bulabilmek için yani gençler açısından hangisi daha çok ön planda? Torpil mi yoksa yetenek mi? Ya yetenek biraz daha ön planda bence. Öyle düşünüyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ben de öyle düşünüyorum da yani torpil oluyor bence arada. Yani sorumlu yöneticiler değil mi? Ahmet Mehmet gelmiş sorun değil. Yani en iyi dediğimiz bu iktidar insan kalitesini dibe vurdurttu. Ben her seçimde bunlara oy verdim. Ama maalesef topluma karşı kulaklarını tıkamışlar. 10 bin kişi üzerinde düşünüyorlar. 80 milyonu unutmuşlar. Ama 80 milyon da bunları illaki cezalandıracaktır. Maskeyle 63 yaşındayım. 25 yıl öğretmenlik yaptım. 10 yıl dağ köylerinde görev yaptım. Devlet bana sormadı. Aracın, gerecin, ne yiyorsun, ne içiyorsun? Öğrencilere ne şekilde eğitim veriyorsun sorgulamadı. Yok. Peki özel sektörde iş bulabilmek için yani gençler hangisi daha çok ön planda? Torpil mi yoksa yetenek mi? Torpil. Torpil. Neden torpil? Yani üniversite eğitimli yani üniversite mezunları iş bulamıyor ama hani bazı zengin kişiler hani üniversiteyi bitirmeden hatta askere gitmeden iş alıyorlar. Ya aslında böyle bir fırsat yok desem yeridir. Çünkü birçok insan mezun olduktan sonra boşta kalıyor, yer bulamıyor. Ayrıca yaptığı işle okuduğu meslek arasında hiçbir bağ da olmuyor. Ben eşit olduğunu düşünmüyorum, bir bağ olduğunu da düşünmüyorum. Peki sizce özel sektörde iş bulabilmek için hangisi daha çok ön planda? Yani torpil mi yoksa yetenek mi? Tabii ki de torpil. Çünkü ben de bir yetenek sınavına çalışan öğrencilerden biriydim. 2 yıl boşuna çabaladım. Torpilde öncelik çok fazla oluyor ki özel sektör yani torpil. Burada torpil geçerlidir. Nereden nereye bakarsan bak kuruluş böyle, böyle gider, böyle gelmiş. Onun için o fırsat eşitliğini fazla düşünmeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Kendi kendinizi kurtarmaya çalışacaksınız. Bunun dışında yapabileceğiniz bir şey yok. Adamını bulursan özel sektörün başına oturursun. Bulamazsan benim gibi kapılarda kalırsın. Bence yok. Yok. Peki neden yok? Yani eğitim zaten şu anda çok kötü bir durumda. Şu anda da bir fayda sağladığını düşünmüyorum. Yani eğitim, yani okumadan da bence bir yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum ben. Peki özel sektörde iş bulabilmek için hangisi daha çok ön planda? Yani torpil mi yoksa yetenek mi? Kesinlikle. Özel torpil bence. Hayır yok. Peki neden yok? Yani şu anda ülkenin durumundan dolayı çok yani, kötü. Yani daha öncesinde var mıydı? Yani daha öncesinde de yoktu ama yine bir şekilde yani şu anda çok çok eğitim de zaten çok öyle aman aman bir eğitim yok ki zaten ülkemizde. Peki sizce özel sektörde gençler iş bulabilmek için hangisi daha çok ön planda? Yani torpil mi yoksa yetenek mi? Özel sektörde? Evet. Yani yetenek de önemli tabii ama torpil de yine işe yarıyor yani. Torpil olmadan da yani bir tanıdık, eş, dost, akraba bir şey olmadan olmuyor. Zor yani, sıkıntılı. Yani bilemedim, yok herhalde. Peki neden yok? Yani şimdi tabii özel üniversiteler, özel okullar var. Burada yetişen çocuklar eğer paranız varsa daha iyi bir eğitim verebiliyorsunuz çocuğunuza. Hatta özel hocalar da tutabiliyorsunuz sırasında. Tabii ki hani fakir çocukların bu olanağı olmadığı için
olmadığını düşünüyorum. Ama yine de yani bunu başaranlar var mı? Binde bir olsa da oluyor. Yani duyuyoruz mesela, çocuk çobanlık yapıyor dağda. Ama bakıyorsunuz üniversitede çok yüksek bir puan tutturabilmiş. Hani böyle başarılı çocuklarımız da var. Yani torpilin olduğunu birçok yerde duyuyoruz tabii ki. Bu kötü bir şey aslında. Ben tabii ki yeteneklerin iyi bir yere gelmesi taraftarıyım. Tabii bir de şu var, mesela devlet okullarımızda okuyan öğrenciler, hani sınavla kazanmış, bileğinin hakkıyla kazanmış öğrenciler daha çok tercih ediliyor iş bulmada. Bir İstanbul Üniversitesi olsun, hani o tip yerlere giren çocuklar. Hani özel okullardan yetişenler, hani onlarla mukayese edildiği zaman daha zayıf kalabiliyorlar tabii ki. Hani umarım ki tabii ki torpil geçmesin, çocuklar iyi değerlendirsin. Her sektörde bu geçerli. Torpilin olmasını istemiyorum tabii ki. Eğitimde işe girmede sizce gençler için fırsat eşitliği var mı? Aa, yok. Fırsat eşitliği yok. Zaten bir kere torpil var. Gençlere geçtim mesela, buna şeyden örnek verebilirim, Melih Buluh'tan. Yani zaten şey de biliyorsunuz, şimdi siyaset yapmayacağım ama damattır bilmem ne olayları falan filan yani. Çevren varsa, arkan varsa giriyorsun. Kesinlikle. Yeteneğin çok bir şeyde olduğunu düşünmüyorum. Zaten bunlar hani parayla falan da kazanılabilen şeyler. Torpil varsa bir yere girip her türlü bir şey oluyorsun, yükseliyorsun, hak etsen ya da etmesen de. Öyle. Peki iş bulabilmek için sizce özel sektörde hangisi daha çok ön planda? Yani yetenek mi yoksa torpil mi? Özel sektörde. Aslında her türlü torpil ya, yetenek. Zaten hani eğer yetenek olarak düşünseydik, hani üniversite mezunlarının %80, %90'ı işsiz olmazdı. Hani hep üniversite mezunlarına bakıyoruz işsiz olarak. O yüzden yeteneğin çok bir ön planda olduğunu düşünmüyorum. Hani bir yerde arkan varsa giriyorsun. Yani bunu şeylerde, okullarda bile görüyoruz. Hani kolejde okuyorum. Hani benim şeyim var, hani şu tanıdığım burada çalışıyor işte öğretmen falan diye. Hani bedavayı okuyorum falan gibisinden. Hani böyle bir sürü durum varken eğitimde bile fırsat eşitliği yok ya, gerçekten. Böyle yani, böyle düşün.